Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'deki son durum hakkında fikirlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda sizlerle birlikte paylaştığımız videoda bizimle dağda geçenler oldu düşüş bekliyoruz diye. Fiyat şuralarda bir yerdeydi. Orada arkadaşlar söylediğimiz şey 19'unda bir düşüşün olacağıydı. 19'unda ufak bir düşüş oldu. Buradaki hareketin devam edip etmeyeceği konusunda kararsızlık. Orada hatalı oldu. Bunun için özür diliyorum sizlerden. 20'sinde ise bir düşüş oldu. Ve 20'sinde satın alacağımızdan bahsetmiştik arkadaşlar. Ancak 21 ile gece Açılışla birlikte 25 dakikada arkadaşlar 40150'ye kadar da bir düşüşle karşılaştık. Orada boş analiz falan diyenlere de selam olsun arkadaşlar. Şimdi buradaki fiyat hareketinin buradaki hareketle benzediğini söylemiştik. Şu iki hareketin benzediğini söylemiştik arkadaşlar. Şu düşüş şuraya ait. Şu yükseliş buraya ait. Ve şu düşüşte şu an için buraya Peki buradan sonraki beklentimiz neler olması gerekiyor arkadaşlar? Bundan bahsetmemiz lazım. Burada arkadaşlar söyleyebileceğim şeyler şunlar. Öncelikle fiyatın yükseliş yapısının tümüyle bozulduğunu söylemiş olmam lazım sizlere. Biz açıkçası şuradaki hareketle bu fitilin buranın altına inmesiyle birlikte hatta şuranın altıyla altına inmesiyle birlikte aslında fiyat marketteki yükseliş yapısının bozulduğunu anlamamız gerekiyordu. Orada biraz duygusal davrandık. İşte burada psikoloji çok önem arz ediyor arkadaşlar duygusuz bir şekilde düşüşse düşüş demek lazım. Ardından bir tepki yükselişi geldi. Fiyat çok düştüğü için ve tekrardan satıcı dalgasına geliyor. Burada da arkadaşlar Elliot'un ABC dalgasını yaptığını söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde burada da yine bir ABC dalgamız vardı. Ardından fiyat bir konsolide ve akümüle sürecine giriştikten sonra şuralarda akümüle olup Ardından bir yükseliş hareketi yaptı. Şimdi burada bizim takip edeceğimiz önemli seviyeler var arkadaşlar. Bu seviyeler nereler? Bunları gelin birlikte işaretleyelim. Öncelikle arkadaşlar fiyatın şu fitil attığı yer var ya. Burası bizim için önemli bir seviye. Çünkü daha önceki fitil attığı yerde altında kapanış yapıp kusmamızı sağlayan yerde burası. Ve daha önceki retest durumu yine buraya gerçekleşmiş durumda. Yani burası neresi? 43.600 seviyesi arkadaşlar. 43.600'ün üzerine fiyat kendini atmadan maalesef ki maalesef yükseliş yönünü bahsetmemiz imkansız arkadaşlar. Daha önce buraları destek olarak belirtiyorduk şu bölgeyi. Artık burası da direnç olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani şu an için fiyata baktığımızda duygusal olmaya gerek yok arkadaşlar. Aşağı yönlü kırılım gelmiş, retes yapmış ve yarın kusmayacağının garantisi yok. Peki bu yarın kusup kusmama olayını nasıl anlayabileceğiz? Ve kusarsa nerelere gidebilecek? Bundan bahsedelim. Önemli seviye olarak arkadaşlar 42.300 civarlarını alabiliriz. Şöyle tam 300'e denk getirelim. 42.300'ü e aldık arkadaşlar. Şimdi 42.300'de fiyatın buralarda takılı kaldığını ve şurada swing ayda bir stop patlatma işleminin ardından düşüş yaşadığını görüyoruz. Ve tekrardan test buraya kadar oldu. Ve sonrasında yine aynı bölgeye kadar bir fitil geldi. Ve tekrardan hareketlenme yaşadık şimdi önemli seviyelerden birisi de burası ve bir diğer eğer ki düşeceksek nereye kadar düşebiliriz cevabı olarak takip edeceğimiz seviyede arkadaşlar o da buralara denk geliyor 37500 tabi ara 39500 civarlarında destekler var yani şu bölgeyi destek olarak algılayabiliriz buraya da fitil gelme durumu var ama burası test edilmesi kuvvetli muhtemel olan bir nokta 37500 Lakin burada şundan bahsetmek lazım. Şu an arkadaşlar düşecek mi çıkacak mı ben de bilmiyorum. Duygusal olarak davranmayacağım ve duygusuz bir şekilde yorumlayacağım. Şu an yapılması gereken en mantıklı hareket nedir? Birincisi yükseliş yönlü konuşabilmemiz için öncelikle fiyatın en azından bu kırmızı kutu içerisine girip birazcık yataya bağlaması gerekiyor. Düşüş yönü devam edeceksek de zaten arkadaşlar kırılım gelmiş retes yapmış ve yarın kusmayacağının garantisi yok. Ancak fiyat da 42.300 üzerinde tutunduğu sürece bu arada sıkışıp yukarı yönlü patlama ihtimali var arkadaşlar. Peki bizim dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir? 7'de bir konuşma yapılacak arkadaşlar. Bu konuşma bizi etkileyebilir. FED toplantısı sonuçları açıklanacak. Yani yarın çok kritik arkadaşlar. Yarın tamam mı devam mı durumuna geçiş yapıyoruz. Herhangi bir dip arayışına olmaya gerek yok. Kesin hani risksiz bir şekilde hareket etmek isteyenler şu kırmızı kutuyu destek edilmesini bekleyebilirler arkadaşlar diğer türlü sıkıntı yaşayabiliriz elimizde var içeride kaldık neler yapmamız gerekiyor bundan da bahsedelim şu an için arkadaşlar paniklik bir durum yok zaten düşeceğine düştü ve hafiften bir tepki yükselişi geldi o düştüğü yerin altına stoplarınızı atabilirsiniz eğer ki FED bizi desteklemezse çünkü bunun yönü şu an için aşağı gözüküyor Evergrande olayı vardı arkadaşlar Birçok arkadaşımız da fenomen arkadaşımız da bu durumdan bahsetti. Emlak piyasasıyla alakalı çöküntü içinde. Burada arkadaşlar onun grafiğine baktığımızda onun grafiği zaten çökmüş bir halde. Ve bugün e, oranın başkanı bir açıklama yaptı arkadaşlar. Açıklamada yüreklere su serper cinsten de ancak kesin olmamakla beraber. Şimdi arkadaşlar bu olayı kendisi kapatacak mı? Ekonomisini nasıl gösterecek? Bu da çok önemli. Yoksa. 2008 The Big Short filminde de olduğu gibi bir mortgage krizi mi yaşayacağız? Bunlara bakmamız gerekiyor. Ancak şu an riskin çok büyük olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Kesinlik açısından açıkçası ben şunu söyleyebilirim. Benim kendi şahsi fikrim ve yapacağım hareket şu an maldayım arkadaşlar ben. Ve benim Fed ile birlikte piyasaların tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Ancak Fed'den olumlu bir durum göremezsem eğer bu da çarşamba perşembe durumuna kadar bekleyeceğim bir süreç. O iki gün içerisinde herhangi bir şekilde bir durum göremezsem eğer maalesef ben de kendimi stop edeceğim ve olacakları izlemeye çekileceğim arkadaşlar. Ancak FED'den olumlu bir yanıt geldiği sürece burayı destek olarak görüp tekrardan yükseliş yönlü hareket yapabilme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bitcoin ETF'leri var arkadaşlar. ETF'lerden de yine güzel haberler gelebilir ilerleyen günlerde. Onları da takip edip sizlerle paylaşım yapacağız. O yüzden bu tarz videolardan ilk haberdar olmak için Kanalımıza abone olup bildirimleri tümü şeklinde açmayı unutmayalım. Ve videomuzu anlattıklarımızı beğendiyseniz de like bırakmayı unutmayalım arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken 3 seviye burada gördüğünüz üzere 43, 42.300 üzerinde kalıcılık durumunda. Yine olumlu görebiliriz ancak bu destek altı olduğu için yine sıkıntı arkadaşlar. Burada birazcık akümüle mi olacak artık bilemeyeceğim. Ancak bu kırmızı kutuyu destek edilmediği sürece çok da yükseliş yönünü düşünmenin mantıklı olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Bu seviyeleri yukarı yönlü kırması gerekiyor Bitcoin'in yükseliş açısından. Diğer yandan bakarsak arkadaşlar A, B ve C Elliot dalgaları daha önce de şurada olduğu gibi mesela düşüş dalgası, itki dalgası tekrardan bir düşüş dalgası arkadaşlar. Burada Elliot'un 3. tamamlama şeyi yani Elliot şu şekilde 1, 2, 3 diye gidiyor sonra bu şekilde iniyor. Bundan daha önce bahsetmiştik. Burada bunu yaşadık. Şimdi buranın Buranın modeli olduğunu söylediğimize göre arkadaşlar burada da yine aynı şekilde o durumu yaşadık ve şu an düşüş dalgasını yaşıyoruz. Şimdi C dalgası burada bitti mi bitmedi mi inanın ben de bilmiyorum. O yüzden Fed'in açıklamasını sıkı sıkıya takip edeceğiz arkadaşlar. Şahsi olarak beklentime soracak olursanız arkadaşlar ben Fed'den olumlu bir haber geleceğini düşünüyorum. Ve bu C dalgasının bittiğini ve tekrardan bir dalga şeklinde yükseliş gelebileceğini ve dominansa baktığımızda arkadaşlar da şu şekilde bir görünüm olduğundan bahsetmiştik Twitter üzerinden. Düşüşün öncesinde paylaştık yani düş gelebileceği hakkında. Yani riskli olduğundan bahsettik ama mesaj vermek durumunda kaldık sadece. Ve ana hedef 60 arkadaşlar. Şimdi buradaki harekette şu 50'ye kadarki olan süreçte Bitcoin yükselerek mi dominans artacak yoksa düşerek mi dominans artacak? Bu çok önemli arkadaşlar. Düşerek artması çok büyük sıkıntı. Ancak ben yükselerek artacağını düşünüyorum ki Bitcoin ETF'leri ile alakalı da haberler var arkadaşlar. Oradan da güzel haberler geleceğini düşünüyorum ve Bitcoin'in yukarı yönlü hareket yapabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak küresel anlamda bir risk olduğu için gerek S&P 500, Nasdaq, Dow Jones üzerindeki görünümler fevkalade kötü olduğu için arkadaşlar o yüzden yine riski indirgemek lazım. 42.300 altında tutulmaya başladıkça hedefi 37.500'ler olarak söyleyebiliriz. Ancak 43.600'ün üzerindeki tutunmalar ise tekrardan yukarı yönlü bir hedef vermemizi sağlayabilir. Burada da arkadaşlar 50 seviyesine kadar bitcoin yükselip ardından düşerek dominans arttırımı sağlarsa bizim için daha iyi olacaktır. Tabi bu günlük grafik üzerinde arkadaşlar bu oluşumlu olabilmesi için kaç gün geçmesi gerekiyor. Bunu da söyleyeyim yani. Dominans şu şekilde arkadaşlar. Dominans şu seviyenin altına kırdığı için altlar daha çok yükselmiyor. Zaten altlara para aktığı için dominansla bu şekilde bir geri çekilme görüyoruz. Dominanstaki durumun sadece bir size fikir belirtmesi lazım bir yön tayin etmesi lazım yani sizin buradan kalkıp da altcoinlere girmeniz akıl karı değil arkadaşlar tabii bu altcoin'in grafiği güzeldir ne bileyim işte bir olayı vardı listeleme ihtimali olabilir ve benzeri durumlar olabilir. Bugün mesela QR'da paylaştık. Grafiği gayet güzeldi. Coinbase'de li listeleme haberi de gelebilirdi. O yüzden paylaştık ve 1 saat içerisinde %15'lik bir yükselişle karşılaştık arkadaşlar. Fırsatlar her zaman var. Doğru zamanda doğru yerde olmanız gerekiyor. Bu da çok önemli arkadaşlar. O yüzden dikkatli olma zamanları şu anlar. Herhangi bir kişinin sizlere uçuyoruz kaçıyoruz demesine kanmayın. Çünkü şu an ortalık çok karışık. Bunu söyleyebilirim sizlere. 43.600 üzerinde sağlıklı durulmalar olmadıkça arkadaşlar yönümüz aşağıya olmaya devam edecek. Şu an için panik etmelik bir durum yok. Fed'i bekliyoruz. Fed'den olumlu bir durum gelirse buraları destek olarak edinecektir. Zaten halihazırda 43.000 civarında çokça takılıyor ve aynı zamanda arkadaşlar düşük zaman dilimleri bizlere aslında ileride olabilecek şeylerin durumunu gösteriyor. Şimdi bu fiyat hareketinde şöyle bir görünüm görsek bana şaşırtıcı olmaz. Şu şekilde geldi. Ve daha sonra burayı kırdıktan sonra şu şekilde hareket ede ede hop yukarı Buna iyice bakın böyle bir şey olursa gayet güzel bir görünüm arkadaşlar bu. Çünkü fiyat 42.300 üzerinde tutundu ve ardından bir önceki tepesine açtı ve tekrardan bu tepe üzerinde yükseliş hareketi yapmaya çalışıyor ve yukarı yönlü kırılım geliyor şeklinde düşünebiliriz. Düşük zaman dilimlerindeki hareketler uzun zaman dilimleri dilimdeki hareketleri inşa eder arkadaşlar. Bu yüzden zaman dilimlerine de dikkat etmek gerekiyor. Şu anki oluşuma baktığımızda arkadaşlar şu tepenin üzerine açılmış olması iyi bir işaret ve ancak bu dönüş hareketi tekrardan e, ee, yüksek dip mi yapacak alçak dip mi yapacak bunu takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar 42.300 üzerinde tutunduğu sürece Bitcoin'de bir yukarı yönlü hareket beklemek doğal karşılığında arkadaşlar ancak altına indiği durumda da bu sefer buralara kadar ve ardından sarı çizgimiz olan 37.500'e kadar salınım beklenebilir. Zaten bu kırmızı çizgi üzerinden short girildiğini de görüyoruz arkadaşlar. Marketteki short olayı artmıştır. Zaten direkt burada fitille almış insanları içeriye ve short deniyorlar. İlk hedeflere tepeleri Burası ardından buralar ve aşağısı şeklinde ilerliyor. Dileriz ki stop olsunlar veya batsınlar arkadaşlar. Biz, biz her zaman Bitcoin'in yükselmesinden yanayız. Ancak sizleri korumak adına düşüş söylediğimizde Allah için artık sövmeyin bizi. Hani düşüş yönlü konuştuğumuzda saçma analiz ve benzeri şu bu falan demeyin. Hani artık sıkıldık gerçekten sıkıldık. Hani biz e, sizlerle paylaşım yaptığımızda artık küfür silmekten sıkıldık. Yani Twitter'da düşüş yönlü konuşunca küfür silmekten sıkıldık arkadaşlar. Lütfen bunları yapmayın. Hani düşüş varsa düşüşte çıkacaksın. Alttan alacaksın. Veya her zaman elinde nakit bulunduracaksın. Düşüşleri alın fırsatı olarak göreceksin. Markette kaos varken kalkıp da hani düşüş beklentisi söylediğimizde Boş yapmayın arkadaşlar bize. Cidden canımızı sıkan bir durum bu. Hani biz de sizlerin arasındaki ilişkiyi soğutuyor ve sizlerden uzaklaştırıyor arkadaşlar. Kendi halimize kapanıyoruz. Ve kurunun yanında yaş dayanıyor. Lütfen bunu yapmayın. Bizim motive ihtiyacımız var. Like'larınıza ihtiyacınız ihtiyacımız var. Çünkü siz like atınca inanın hani ben şu çektiğim videodan para kazanmıyorum. Hani bu çekilen video bana bir getirir sağlamıyor. Ben zaten çektiğim videoyu sadece sizler bilinçlenin, bir fikir oluşsun diye çekiyorum arkadaşlar. Videonun kazandırdığını göstersem zaten gülersiniz. Bunun için mi video çekiyorsunuz siz diye. Hani orada like'larda, yorumlarda davranışlarınız bize karşı iyi olduğu zaman Bizlerde bir şevk geliyor arkadaşlar. Sizlerle daha çok paylaşım yapmak istiyoruz. Daha fazla birlikte kazanalım. Ritmini oluşturmak istiyoruz. Ancak bazı arkadaşlarımız kayıplarını bize buldukları için maalesef sıkıntı olabiliyor. Hiç paylaşmadığım coin hakkında bu coin'i nasıl paylaştın deyip küfür edilebiliyor mesela bana. Hiç hoş durumlar değil. Artık alıştık küfürlere de. Artık bize suç bulmayın ya. Allah için suç bulmayın ya. Son olarak da durum bu şekilde arkadaşlar. C dalgasının tamamlandığını düşünüyoruz. Ancak FED'den olumlu bir yanıt gelmezse düşüş devam edecektir. Buradaki saatlik grafikteki görünümü şu şekilde incelemek gerekiyor arkadaşlar. Tam olarak çizmek istersen. Fiyatın bu tepeyi kırdıktan sonra şu şekilde bir obom obomsu görünüm yaparak. işte saatlikte obo var vesaire diyerek arkadaşlar. Şuradan ardından tekrardan yükselip bu tepeyi açtıktan sonra da buranın üzerinde hareketler kalıcı olunca tekrardan yukarı patlayabilme ihtimali var. Böyle bir senaryo var. Ancak bu oboda tekrardan Fed'den olumlu bir durum gelmezse arkadaşlar zaten 22'sine kadar sarkıyor bu. Çarşamba gününe kadar ki o zamanlarda da Fed artık konuşmuş olur. Orada işte bu şekilde bir hareket görürsek şaşırmamamız gerekiyor. Direkt hareketle gelebilir tabii Fed'in açıklamasına bağlı olarak. Ancak Fed'den kötü bir şekilde gelirsek bu şekilde bir obonun da tekrardan Aşağı yönlü hedefine şu şekilde gösterebiliriz yani bu fitili doldurmak isteyebilirler şuraya kadar gelerek bilemeyeceğim artık oralarını. Genel yön tayini bu şekilde arkadaşlar araftayız hiçbir şey belli değil. Birileri uçuyoruz kaçıyoruz diyorsa inanmayın unfollow basın direkt. Uçmalık durum yok kaçmalık durum yok. Önemli seviyeler var bu seviyeleri takip önemli. Bu seviyeler üzerindeki aksiyonlar önemli arkadaşlar. Onlara göre işlem yapmamız gerekiyor. Panik olacak bir durum yok. Fed olumlu konuşmazsa stop olacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar. Durum bu şekilde. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.